Hemen artık beynine geliyor, kapatıyorsun. Bak, telefonları kapatın demek. Bak, burada kapatıyorsunuz. Bunun kıymetini gittiğiniz camilerde, gittiğiniz dershanelerde, bazı yerlerde bu hassasiyet olmayınca karşılaştığınız manzara, bu kapatın demek ne kadar nimet olduğunu anlarsınız. Kendinize saygıdır bu, değerdir. Şimdi mevzu, inşallah faydalı oluruz. İlk önce kendi, ben zevk almadığım şeyi pek yapmıyorum. Ben seçmiyorum. Dersimizin konusu gaye ve hayal sahibi olmak. Gaye hayal ve gaye sahibi olmak. Böyle onunla alakalı yerler okuyacağım. Okumadan önce bir dersime çalıştım. Ben burayı baktım atıflarıyla. Size mukaddeme nevinde şöyle birkaç dakikanızı alacağım. Veciz çıkarttım cümleler. Doğru veya yanlış. Böyle bakış tarzınızı belirlesin. Gaye sahibi olmak, gaye hayal sahibi olmak ne demek? Yönsüzlükte yöndür. Yani çöl gibi yerde hangi yol doğru? Tereddütlesin, sana yoktur. Dert yargısı çalıştığının alametidir. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sana gayri hayal ve gayen söylüyor. Değer yargısının çalışma alametidir gaye sahibi olmak. Muamele görme vesilesidir ki şehide yapılan muamele gibi. Mesela Allah'ın sana muamele vesilesidir. Şehit ölüyor. Bana diyor ki cenaze namazını kıl ama şehit deme. Şey, ölü deme. Ölmemişse cenazesi mi kılınır? Bak, Allah'ın yaptığı muamele bak. Öldü ama öldü kabul etmiyor. Demek ki muamele görme vesilesidir ki şehide yapılan muamele gibi. Gaye ve gaye sahibi olmak ve gaye hayal sahibi olmak. Onun birkaç tane cümle. Kendisinden daha değerli gayeyi görebilmektir. Yani kendisine daha değerli bir şeyi fark etmek. Ki bunu ona harcıyorsun. Yani kendini. Zekanın ve aklın bütünlüğüdür. Yakilun, takilun, Kur'an'da böyle geçiyor. Zekidir, iyi bir mühendistir, iyi bir doktordur. Ameliyat gerekmediği halde seni ameliyata yatırır. Para için yapar. Bu zekidir. Ama Kur'an'ın lisanıyla akılsızdır. Yani aklı yapanın aklı bağlamak, aklı yapana aklı bağlamak akıllılıktır ki bu da gayettir. Zekanın ve aklın bütünlüğüdür ve aklı selimin sihatine delildir. Başka gaye sahibi olmak, anlayış, İdrak, basiret, dirayet ve ferasetin bütünlüğüdür. Başka? Farklılıkları külli olarak görebilmektir. Parça parça mozaikleri bir bütünsel görebilmektir. Gaye, gaye. Benim bir gayem vardır diyor, değil mi? Yani ayağa takılmış bir yerlere. Başka gaye sahibi olmak? Ahiret haletini dünyada yaşayabilme, yaşayıp tatma vesilesidir. Bu çok ilginç. Bir daha, gaye sahibi olmak, ahiret haletini dünyada yaşayıp tatma vesilesidir. Gaye sahibi oldun mu, gayenle yaşıyorsun. Gayenin sana verdiği bir cevap var, o lezzet var, o halet var. Onu kimse bilemez. Ancak gaye sahibi olanlar bilir. Doğru yanlış, lezzet, elem ayırt edebilme becerisidir. Doğru yanlış, lezzet, elem ayırt edebilme vesilesidir, becerisidir. Hayatın evvel, ahir, zahir ve batın bütünlük şuurudur. Hayatın evveli, ahiri, zahiri ve batını bütünlük şuurudur.
birinci ve ikinci şuurun birlikteliğidir. Birinci şuur ve ikinci şuur. Kitap okuyanlar için buradan çıkarttım. Kur'an'ın tabiriyle gay sahibi olanlar için bak ne diyor? Kınayanların kınamalarına aldırmama alametiymiş. Gay sahibi olanların, kınayanların kınamalarına aldırmama alametiymiş. Başka, zahirin arkasını görmektir. Zahirde görünenlerin arkasını görmektir. Gaye sahibi olmak. Başka, insanı canlandırıp anlamlandıran benzinidir. İnsanı canlandırıp anlamlandıran benzindir. Başka, içsel donanımlarının aktifleme ikazdamesidir. Bir daha, içsel donanımlarının aktifleme ikazdamesidir. Başka, çok sıkıntıların ve gırdapların çıkış merdiveni ve ipidir. Bu da çok ilginç. Bir daha, çok sıkıntıların ve gırdapların, bak çok dünyevi, çok sıkıntıların ve çıkmaz gırdapların çıkış merdiveni ve ipidir. Gaye sahibi olmak. Kanserdir ama gayem var diyor. Başka? Alemi gaybtan uzatılan zembildir ve asansördür. Başka? 2-3 tane kaldı. Bireylerin farklılıklarını kaldırıp akılları ve kalpleri tek vücut yapmaya vasıtadır. Bireyler var ya farklılıkları. Aramızdaki farklılığın meselesi ya aklidir ya kalbidir. Bunları kaldırıp bütünleyen bir hakikattır. Son iki tane. Ruhunu bedenine galip getirme hissiyatıdır. Ruhunu bedenine galip getirebilme hissiyatıdır. Son cümle çok ilginçtir. Dünyevi dertlerinin ahiret merhemidir. Dünyevi dertlerinin ahiret merhemidir. Gaye sahibi olmak. Okuyorum. Rıza ilahi esas maksat yapıp gaye hayal sahibi olmakla dava adamı vasfını kazanmak ve dünyayı ahirete vesile yapmak, insanın değeri bu gayeye bağlılığı derecesine göre olur. Fani dünya hayatını gaye yapan insan hakikatte değer kazanamaz. Gayeye hayal sahibi olmakla alakalı şöyle diyor Sözler 708'de. Gayeye hayal olmasa elanet kuvvetleşir. Elanet var adamda. Kim bu o zaman? Gaye hayali yok. Ama iddia ediyor. Gaye hayali yok. Gaye hayal nispetinde elaniyet olmaz. Bir gaye hayal olmasa yahut nisyan basarsa, gaye hayali var ama unuttu. Nisyan basarsa veya telasi edilse, yani bilinerek unutma, yani bir iş yapıyorsun, diyorsun ki bak kardeşim buraya taşınma, bu işe girme, sana gelmez bu, gayeni unutturur. Bu sen kasten bilerek gayeni unutma vesilesidir. Biliyorsun ki orada dershane yok, biliyorsun ki orada gömüleceksin, orada biteceksin o iş yerinde. Ha, buna ne deniyor? Telasi edilse, unutma yollarında yürürse, zihinler el elene dönerler, etrafında gezerler. İnsanın gayesi olduğu zaman, şu an dağın tepesini düşünün, ip var. Attı. Takıldı mı kardeşim oraya? Tut. Artık çukur, tümsek hiç önemli değil. Basıyorsun zaten şeyine. İple tutunup çıkıyorsun. Şimdi gaye o. Bu vesile. Gayeyi görmek, ondan sonra sahibi oluyorsun. Bak, gaye nedir o? Ha, sahibi olmak. O benim. O zaman gaye Allah olursa cennet cehennem diye bir derdin olmaz. Çünkü cennet gayesi olan cehennem endişesi olur. Rıza ilahide böyle bir şey yok. İsteyene ver onu demiş adam.
Onda bir gayesi var. Ama gayesi çok yüksek. Bak, gaye sahibi olmak. Bak, gaye onun sahibi olmak. Gayen Allah olursa, malikin Allah olur. Bu yok. Zihinler nelere döner? Ben yapayım, ben zengin olayım, şu yapayım. Ya şurada, şu dünyada ya, aşağı yukarı, şöyle dışa kalkan, gayem uğrunda bir yaşama vesile olsun şu ekmek teknesi yeter. Ben gayem o. Yani burada çalışıyorum, zahiri ve farz olan rızkımı, çoluk çocuğumu elde edeyim. Ama gayem gelecek müşterilere, gelecek insanlara beraber çalıştığımızda gayemi anlatacağım. Gayemi yaşayacağım şu dünyada. O zaman zihinler enelere dönmez. Ben merkezde yaşamazsın. Benim babam senin babanı döver. Bu işte. Ben seni keserim, doğrarım, ben daha kuvvetliyim. Gayesi yok. Ve işte bu. Ha? Adam ömrünü vermiş pişirmeye. Öyle mi? Bu. Ne olmuş? Şişmiş ve ölmüş. Soracaklar ne yaptın? Vallahi ya Rabbi kaslarım genişletti. Ya bu gayesi. Mesela modern köleliği anlattım. Gene bir de anlatacağım ki çok yerde anlatacağım. Bir araba alacağım. Veya daire. Yahudi diyor ki tamam ben sana vereceğim. Al sana daire, banka diyor sana. 25 sene bana çalışacaksın. De, tık 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 tık. Hadi bakalım. Modern kölelik. Eskiden köle şöyleydi. Dediğimi yap. Verdiğimi giy. Önüne koyduğunu ye. Her yere gideceksin. Öyle bir şey yok. Dediğimi yapacaksın. Ne farkı var banka? Banka ne diyor? Bu kadar yiyeceksin. Tatilin bu kadar yapacaksın. Az ne yok. 25 sene bana çalışacaksın. Ne kadar önü? Zaruriyetini al gerisi bana ver. Kirada oturduğun yer, senin oturduğun yerle aynı. Aynı bina. Daha önce kiradaydın şurada ne farkı var? Niye köleleşiyorsun? Niye faize giriyorsun? Modern kölelik. Böyle bir kitap çıkarsa isimde şaşırmayın yakında. Modern kölelik, faiz. Eneler kuvvetleşiyor, bazen sinirleniyor, delilmez, ta nahmı olsun. Enesini sevenler başkalarını sevmezler. Bu gaye sahibi olmayanlar. Ben deme nispetinde biz diyemezsin. Nasıl ki milliyetçilik yapanlar ümmetçilik yapamazlar. Ne mutlu Kürdüm diyene, ne mutlu Türküm diyene, lazım Çerkezim diyene. Kimler? Ümmetçilik ruhundan uzak olanların işidir. Ne mutlu Müslümanım olan, Müslümanım diyen olacak. Milliyetçilik nispetinde ümmetçilik olmaz, gaye nispetinde inhisar zihniyet olmaz. Tasavvuf da yapamazsın, tahakküm de yapamazsın. İnhisar zihniyet hubbu nefisten gelir. Dedim ya, baş olma sevdası var ya, İmam-ı Gazali'ye göre en rezil duygu baş olma sevdasıdır. İmam-ı Rabbani'ye göre Bediüzzaman'a göre hücuma insan en zayıf damarı kaç tanedir? En zayıf. Kaç tanedir? İnsan en zayıf. Çok zaman var ama çok. 6 tanedir. Hücumat-ı sitte. Birincisi nedir? Hubuca. Yani tevazu göstermeyin değil. Hubuca ne demek? Lazcası İmam-ı Rabbani'ye göre baş olma sevdası. Ha işte baş olayım. İmam-ı Rabbani Hazretleri baş olma sevdası Bediüzzaman'a göre hocam. Birinci bu. Bundan seni kurtaran gaye sahibi olmak. Benim bir gayem oldu mu sana baş olmak değil kardeş olmayı isterim. Çünkü gayeme gel yardım et. Onun derecesi mi gayem ölçüyor? Evet o ölçüyor. Mesela gayem tamam şurada şuraya geçmemiz lazım. Ama aylar var. Gayet ne kadar kuvvetliyse çingeneler diyor ki beraber geçelim. Valla çingeneyle yürümek benim şahsiyetimi düşürebilir ama burada düşürmez. Ve ustadın tabir misali o. Başka kuyu kazıyorum, su çıkartacağım. Adam bir tanesine çöp gömecek. O da kuyu kazacakmış. Lan gel kaz ben kuyu işi yaptıktan sonra boruyu koydum sen de gömersin. Yani onu hoş görüyorsun değil mi?
Çingeneyle yürümeye hoş görüyorsun. Çünkü bir gayen var. Yani gaye sahibi nispetinde adam mütevazi olur. Tevazu sahibi olur. Anlayışlı olur. Affedici olur. Paylaşıcı olur. Pay eder. Verir yani. Gaye sahibi. Çok acayip bir şey. Duygu. Ve acayip bir sıfat. Ustad gaye sahibini ene ile tanımlıyor. Gaye sahibi olanlar enesi çifteli olmaz. Bak, enelere döner diyor. Gaye hayal olmasa, gaye sahibiysen hayalına çalışıyor. Hayal iptir. Dedim ya, gaye tepedir, o ip hayaldır. İnsan gayesine göre hayal kurar. Bak, hani dedim ya, şıp attık. Gaye o, ip hayal. Tutunup gidiyorsun. İnsan gayesine göre hayal kurar. Ene ile gayeyi konuşturdu. Dikkat edin, bir de söyleyeyim. Bir gaye hayal olmasa yahut nisyan basarsa ya tenasi edilse elbette zihnler enelere dönerler, etrafına gezerler. Gaye hayal olmasa işte. Ben olur. Bizden çıkar. Gaye sahibi yoksa. Gaye sahibi insanın diğer duygularının, donanımlarının kıblesine koyuyor. Artık alır yani, niye yapmasın. Savaşa gidenler, savaşa gidenler, hiç değil mi lan? Sen ne biçim adam, sen namaz kılmıyorsun, benimle savaşma. Sen içkilisin ha, sen bilmem nesin, sen beyazsın, sen siyahsın, sen Kürtsün, sen nasılsın, sen Türksün diyor mu? Lan düşman bir, her şeyi kaldırdı, düşmanın varlığı. Gaye sahibi, düşmanı belirleyendir. Gaye sahibi demek, dostunu, düşmanını biliyor demektir. Gaye sahibi, safındaki olanlara, düşmanına göre değer verir. Aralarındaki basit, o hedefe göre basit ihtilaf vesilesini ortadan kaldırır. Gaye sahibi. Çok tuhaf bir dava adamın sıfatıdır bu. Acayip bir kemalatın özelliğidir. Gaye sahibi olmak. Bundan da daha şey Hasan'a gayen olması gerektiğini fark etmek yani. Bu ayrı bir nimet değil mi abi yani? Gaye sahibi demek zaten farkındalıktır. Farkındalığın kendisidir. Bir şey, yani dedi, okudum ya, gözükenin arkasını görmektir. Adam böyle bir şeyden haberi yok. Haberi yok. Bu hatta başka bir tane madde de okudum. Çünkü ben burayı okudum, geldim karşına, çalışarak geldim. Hatta sizinle farzı kıldım. Üstüne bir de şey geçireyim dedi, yanlış olmasın diye. Son sünnet ve selat vitirden kılmadım. Ha, bakayım bir de gaye sahibi olmak gayesi Allah olunca ikinci şuada diyor Allah'ın mülkü onundur oluyor. Sonra diyor ki başka bir şey bunlar. Tabii burada yok ama. Diyor ki 96 Emir Dağı'nda kader tamam. Beşerin zalimleri tamam. 28 sene görmedim işkence, cefa, sıkıntı kalmadı diyor. Tamam. Zalim beşerin eli tamam. Teslim ettik. Ben ona uğraşmıyorum. Kadere derim ki diyor, adil kadere. Ben diyor siyasete girmediğimi, davamı alet etmediğimi, kendi istirahatim için davamı kullanmadığımı, vesile yapmadığımı biliyorsun ey kader. Bana niçin böyle reva gördün? Niçin müsaade ettin? Ha tamam, zalim beşeri tamam. Niçin? Kader canibinden bakıyorum. Biz avamlar kusur hata yapınca tokat yeriz. Avam olduğumuz için. Onu da nasibimiz varsa anlamlandırabiliriz. Ha bu şefkat tokatı. Tepedeki insanlar hatadan sonra tokat yese ne işe yarar ki? Tokat yedi. Yaptı o hatayı, ben de yaparım. Hani Nasrettin Hoca'ya dövdü ya çocuğunu. Testiyi. Evet. Niçin? Lan kırdıktan sonra diyor, dövsem ne olur? Ama dövmek işe yarıyor diyor kırmadan önce.
Değil mi? Kırmaz. Ha şimdi bu tepe insanlara hata yapmadan önce tokat geliyor. Diyor ki sakın sakın Said hizmet imaniye Kur'aniyeni nefsin huzuzatına ve elemden ve azaptan kurtulmana ve cennete girmene gaye yapmayasın. Oysa bu meşrudur ve helaldir. Mubahtır ve herkesin istediğidir. Ama bize bütün mü ne diliyorduk? Ne gösterecek daha? Elemden azapta yani cehennemden kurtulmana, cennete girmene sakın hizmet imaniye Kur'aniyeni vasıta ve vesile yapmayasın. Ne yapacak diye bana bütün rıza-i gösteriliyordu. 28 senedeki işkence bunun için veriliyormuş. Sakın ha! Cenneti gaye yapıp cehennem dehşetinden kurtulmana hizmetini gaye olmasın. Onun için zalim beşer, zalim diyor. Zalim ise Allah'ın kılıcıdır diyor. Seyfullah kılıcıdır. Üzerinde Müslüman'ın üzerinde kılıcıdır. Peki burada ne çıkartacaksın? Ya ben ne yaptım da sıkıntı geldi ya? Ben ne yaptım kardeşim? Ha, senin gibi adama hata yapmadan geliyorsa öp de şükret. Çünkü seni bir yerde yönetmek içindir. Sokaktaki adamlara hata yaptıktan sonra tokat gelir. Sen yapmadan gelecek ki sen yol gösteren bir adamsın. Anladın mı? Peygamberler de mi aynı? Aynen. Peygamber ne suçu vardı ki tokatı hastalık, dişi kırıldı, ikiye bölündü, derisi üzüldü. Yani burada kendine ne çıkartıyorsun? Ha bu şey ya bir şey gözükmüyor. Ha, önünde bir şey var. Bak ha. Sakın ha. Bak bana diyor bütün rıza ilahi gösteriliyor. Cehennemden kurtulmana, cennete gitmene vasıta ve vesile yapmayasın. Yaptın mı? Yok. Yaptıktan sonra tokat gelse ne olur? O bana adır. Medyusa bana değil. Ha, in aşağıya. Ben yapmadan tokat yiyeceğim. Sokaktaki nurları tanımayan yaptıktan sonra tokat yiyecek. Anlarsa. Ben hiçbir şey yapmadan tokat gelince o mektubu okumam lazım. O davranışı, Allah'ın bana muamelesi, o tokatı, hastalığı o bir mektuptur, o mesajdır. Onu okumam lazım. Okudum anlamlanır, taşınırım oraya. Her şey ya beni inkılap ettirir, ya onunla ben taşınırım. Gayet sahibi olmak bambaşka bir şeymiş. Kendine mi döndürmek istiyor sana? Evet. Görmek istiyor bizi. Eğer kendini yaşayanlar kimlerdir? Gayet sahibi olmayanlardır. Ruhunu yaşayanlar bedenine hakim olmaya vesile gayet sahibi. Çünkü kendini anlamlandırmışsın başka bir şeyle. Yani sanki gayet sahibi olanlar aynı zamanda gayesine göre lezzetleniyor dünyada. Dünyevi musibet hastalıklarına vurulan ahiret merhemidir gayet sahibi olmak. Yani iman etmenin dünyada karı nedir? Bela musibetlerin dışında, onları hayat anlamlandırdığının dışında iman etmenin en güzel neticelerin bir tanesi de iman ettiğin şeyle besleniyorsun, gıdalanıyorsun. Allah'a iman. O Allah'a iman lezzeti ruhaniye var. Biliyor musun? Esefa, gaye hayaldan tenasi veya nisan olmakla ezan el elene dönüp etrafını gezerler. Yukarıda okumuştum. İşte gaye hayal maksad-ı âli bütün vuzuhuyla meydana atılmıştır. Bu vecizenin beyan ettiği hakikat gayet ciddiye alınmalıdır. İnsan için kendisini ona bağladığı ebedi bir gayesi olmasa, kendi hayatını kendisine gaye yapmaktan başka bir şık yoktur. Böylece insan faniyatta boğulur gider. Yani bizim şeyimiz var, bununla ait bir cümle de var ya, şimdi bak, hayatından daha değerli bir şey var mı? Yok. Mercedes paranda, arabanda, evinde seninle anlam bulur.
Sen öldükten sonra hiçbir anlam yok. Demek ki istiyorum ki senden daha değerli, hayatından daha değerli bir şey var mı? Yok. Ha. Hayatından daha değerli bir şeyi gaye yaparsan hayat anlamını bulur. Bela, musibet gibi hastalıklar basamak olur. İnkişaf ve yükselmene vesile olur. Çünkü niye? Hayatından daha değerli bir gayen vardır. Bu sefer hayat yaşamak zevk verir. İkincisini söylüyorum. Hayatından daha basit şeyi hayatına gaye yaparsan hayat anlamını yitirir, intihar seçenek olur. Hayatından daha değerli bir şeyi yaptıran gaye sahibi olmalıdır. Gaye sahibi olanın gaye hayali olur. Gayesi tepedir. Oraya tırmanmak için iptir hayal. Hayal bağdır. Gayesi olanın gaye hayali olur. Müslümanda bulunması gereken meşru gaye hayal, haniyeti dini olarak tezahür eder. Adam Galatasaray Fenerbahçe, Galatasaray için kavga eder. Tavuğun geçtiği kavga eder. Benim köyümde olmuştu çocukluk hatıra. Senin oradan geçti geçmedi diye abisi kardeşini vurdu. Nezmi dayı vurmuştu. Ha? Öldü ya. Niçin? Şuraya bak. Müslümanın da bulunması gereken meşru gaye hayal varsa hamiyeti dini olur. Allah der, din der, İslam der, nurculuk der. Artık kanı bunun için atar. Tabii oradan geçtin, geçmedin. Teleferik benim üzerimden geçiyor. Tarladan buradan işte, burada adam telivalamış. Burada tarlası belki de 100 metre, 50 metre havadan geçiyor tel. Hiçbir zararı yok ya, tel ya. Geçemez. Olmaz. Niye? Bana bir selam çak. Benim enaletim yoksa tamam geçsin. Kim bu? Davaymış, dinmiş, Allah'mış, ahiretmiş. Niye yok? Çünkü kendisi bedendir. Her şey kendisi. Firavun hali bir nefsi var. Bu adamda namaz nasıl görünüyor peki abi? Febeylülli musallil olarak gözüküyor. O yazıklar olsun namaz kılanlara. Hadiste de var. Kişinin namazı sizi aldatmasın. Niçin biliyor musun? İmanın an şartı. Reddedeceksin küfrü, batılı, yanlışı, ondan sonra iman olacak. Kabul yok ilk önce red. La ilahe olmadan illallah yoktur. La ilahe illallah. La ilahe yoksa illallah da yoktur. Ya ve la terkenu illezine zelemu fetemesekumunlar. İlk önce küfrü terk edeceksin. Yanlışı iteceksin. Ondan sonra doğru. Kastamonu'da da defi terk-i kebair, defi mefasit. Sonra farz. Ya. Layık. Risale bambaşka ya. Nasıl terbiye ediyor? Gaye okuyoruz. Ben demek ki aramızda kavga mı ediyoruz? Gayemizi unutmuşuz. Ya gaye sahibi değiliz diyor. Üç tane şey söylüyor. Ya da tenasi edilmiş. Tenasi unutma. Veya bak ne diyor? Tenasi edilse yani isyan basarsa şuursuz. Veya tenasi. Yani gayeni unutturucu arkadaş, çevresi, iş vesaire yaparsa biliyorsun gayeyi unutacağım. Yani kısacası aramızdaki ihtilafın ana temeli gayemizi unutunca hamiyeti dinyemiz bitti. Hamiyeti nefsanemiz var demektir. Bak gaye sahibi olursa ne oluyor? Müslümanda bulunması gereken meşru gaye hayal. Gaye hayal ne oluyor? Hamiyeti dini olarak tezahür eder. Allah diyor, din diyor. Adam ne diyor? Telefon üzerine geçirmiyor. Bunun için yaşıyor. Bunun için adam öldürüyor. Ama o da Allah'a küfretse, Allah'a isyan etse, tamam mı? Peygamber Arap uşağı Kur'an'a safsata diyor. Umurunda değil. Hatta ona karşı çıkana da çine bak diyor. Hayratıma bak diyor. Aramıza girmiş hayra bak diyor. Bu da adam ya. Aramıza girmiş hayra bak diyor. Haine haindir dediği için ha buna hain diyor. Haine hain dediği için buna hain diyor. Peki o zaman sen kimsin? Hı? Kimi aldatıyorsun?
bu senin düşmanınsa, sen busun, bak sen busun, bu senin düşmanınsa, birisi de buna düşman oldu. Sen buna ne olman gerekiyordu? Dost. Peki sen buna düşman olursan, sen buna nesin? Dostsun. Dostsun oğul, dost. Kimseyi kandırma. Bırak kılıfı. Sen bana, ben yeter ki bir gayem olsun, bir şeyi hedefleyeyim, onun kılıfını bulurum, tebliğ ederim. Samimi ol. Eğer düşmanın düşmanı ise bu, bu sana dosttur. Eğer bu adam senin düşmanına düşman ise, sen de buna düşman isen, sen buna düşmanlıkta yalan söylüyorsun. Veya şuursuz. Bak, nisyan basmış. Bilmiyoruz. Gayri hayalin olursa savaşıyoruz da. Ona Çingene'dir, Ahmet'tir, Mehmet'tir, Çerkez'dir, Rus'tur, Fransız'dır, Laz'dır, bilmem, beyazdır, siyahdır. Hatta namazı veya var mı yok, borucu var mı? Bakıyor musun? Ulan savaşıyoruz da. İşgal edecek bizi. Adam bizimle savaşamazsın. Çünkü sen beyazsın. Sen benim gibi düşünmüyorsun. Bu nasıl bir adamdır? Düşmanı bilmiyor. Bilmeyen bir adamdır. Çünkü dostunu düşmanı bilmiyor. Sebebi gayeyi, hayali yok. Gaye sahibi değil. Bu hamiyet sahibi olan şahsın derecesi nispetinde millet İslam'ın, İslam'ın küçük bir numunesi olduğunu söyleyen Üstad Hazretleri'nin birkaç vecize ifadeleri aynı şöyledir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başının, tek başıyla küçük bir millettir. Hutbe Şamil'in doğrusu. Bir daha. Kimin milleti, kimin himmeti, himmet, gayreti, milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir zengin ve holdingdir. O büyük bir millettir. Kimin himmeti, milleti ise o tek dahi olsa neyi himmet etti, neyi gaye edindi? O millettir o. Tek. Çünkü Kur'an'da buna İbrahim Aleyhisselam tek olduğu halde ona ne diyor Kur'an'da? O bir milletti diyor. O milleti değildi, tekti. He? İbrahim Aleyhisselam'a millet diyor, biliyor musunuz? Çünkü kimin himmeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Elhamdülillah. Böyle pasımızı atıyoruz da derslerle Ömer. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Başka? İş 75. İş. İş aramak değil ha. O iş aratacağız. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Şuraya bak. Hangi adam kıymetlidir? Aklına bak şimdi. İnsanın kıymetini tayin eden mahiyetidir. Mahiyet yazılım. Hakikat değil bak. İnsanın kıymetini tayin eden yazılımıdır. Anladın mı İbrahim? Evet, gafil İbrahim. Mahiyetin değeri ise, insanın mahiyetinin değeri nasıl anlarız? Bu insanın mahiyeti ne ya? Nasıl bir adamdır? Mahiyet valla iyi adamdır. Niye 90 kilo geliyor? Yok. Mahiyetinin değeri ise himmeti nispetindedir. Nereye göre çalışıyor bu? Kime çalışıyor? Müslüman oldum demek hemen Allah'ın düşmanına dost oldum demektir. Şey düşman oldum demektir. Bak mahiyetinin değeri ise insanın mahiyetinin değeri ne kadar? Himmeti nispetindedir. Çalışması nispetindedir. Himmeti ise hedef ittihaz ettiği maksadın derece emniyetine bakar. Ha, netice nedir? Hedef nedir o? Bir daire sahibi olmak. Yara bankaya çalış. 25 sene köle doğru. Kimin himmeti, hedefi gayesi nedir? Allah'tır. Onun değeri Allah'ın esmasının bütünlüğü kadardır. İşte peygamberler ve onu takip eden takipçileri. Sizler işte. Himmeti ise hedef, himmet nedir? Yani insan niye gayret gelir? Hedefine bağlılığına göre olur. Hedefine bağlılık nispetinde olur. Hedefine ne kadar seviyorsa adam o kadar bağlı olur. Mesela bir misal söyleyeyim. Arada bir dershane yapacağız.
Anladıysa ama dersler ne yapacağız? Ders yapacağız bak. Bak bu ufak geliyor yani. Tabii ya diyor. Hiçbir şey yok. Himmet yok. Hiçbir gayret yok. Ama çok seviyorum. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Himmet olması lazım. Değeri iddiadır. İddiadır, iddia. İnsan gayesine göre hamiyeti, hamiyetine göre himmeti aktif olur. Himmet ölçüsü budur. Sahabe, sahabenin sıfatı neydi? En büyük sıfatı. Sırasit. Babasını, kardeşini, kendisini tercih ediyor. Maksadın büyümesiyle himmet de büyür. Maksadın ne? Dairen. O kadar olur gayretin. Maksadı ne? Şu tepecik cemaat. Maksadı ne? Cemaatimiz. Maksadı ne? Alem İslam. O nispetten himmeti yani gayreti büyük olur. Ve hamiyet İslamiyenin galeyanı ile ahlakla tekamül ve tarih eder. Yani bir insanın ahlaklığını da ölçüyor. Yani bak bir daha sıralıyorum çalıştığım için. Bir insanın gayesi var. Oraya bağlılık gaye hayal olur. O bağlılık yani gayesinin derecesine göre hamiyeti olur. Himmeti olur. Böyle. Ona göre aktif olur. Onun alameti nedir? Ahlaklı olur. Uyumlu olur, geçimli olur, davar kalır içini sever, ortak noktaları bulur, ihtilafi meselelere basmaz, kaşımaz oraları. Bak nereye bağladın? Ahlakı da tekamül ve teali eder. Ahlaksız adam. Mesela birinci saftayız. Çıkar dışarı çık. Gitsene arkaya. Git. Çocuklara böyle diyor ya. Ya sen derken gelseydi o çocuk erken geldi orada duruyor. Onu safta. Gitsene arkaya. Ya işte. Yani şuraya bak. Ahlaka bak ya. Başka? Evde sanki kral girmiş ya, despot ya. Herkes kenar köşe yer alıyor. Bu erkekle kadın da aynı ya. Öyle kadın var ki aman yarabbim nene. Bir yere taşındım ben, küçük çekmedim aman yarabbim. Bazen gece bazen gündüz ne çığlıklar duyuyorum. Eski değildim ya, Zeytinburnu müstakildi ya. Şimdi yakın yakın kavgalarını, bağırmalarını, senin ağzına, lan algır, ne bir şey. Ömrümde hiç duymamıştım ya. Fesuvar Allah. Ahlaka bak ya. Sukut et. Ha. Bak bir daha. Gaye o. O nispette hayalin olur. Gaye hayal olur. Ona himmetin olur. Gayene verdiğin değere göre gayretin olur. Gayretinle de beraber arkadaşlarınla da bağın olur. Bağın adı ahlaktır. Ahlak huyların, hulukların cemidir. Tek bir sıfat değil. Huluk. Huyların cemidir. Yani bağnaz olmaz, geçimsiz olmaz, anlaştı olur, ferasette olur, basirette olur, dirayette olur, uyumlu olur, paylaşıcı olur, ben merkezde olmaz. Kendi küçük bir haklılığını, küçük bir hakkını cemaat içinde aramaya kalkıp cemaatin huzurunu bozmaz. Sıkıntılı yerlerden çekip gider. Kavga ve niza etmez. Yüz çevirir. Bariz ani cahilin Kur'an'ın tabiriyle yüz çevirir. Tamam. Kim bu? Bu ahlaklı insan. Bu ne yapar? Bu ahlakını yapan hedefine bağlılığı nispetinde olur. Adam edemiyor ki. Hedef ben. Pergeli koymuş bana. O merkezde. Bana çalışacaksınız. Benim dediğim olacak. İmam Rabbani Hazretlerine göre. Maaş olmak. Bediüzzaman Hazretlerine göre teveccüh naz. Öyle mi? Hayır. Birinci hücumat-ı sitede neydi? Hubuca. Hubuca makam sahibi. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle tanımlamış. Baş olmak buysa hubuca. Ahlak-ı seyyinin başıdır. Çünkü hücumat-ı sitenin birinci sırasıdır. Boşuna sıralanmamış. Ahlaksızlığın başı. Hücumat-ı sitte demek ahlaksızlığın başı demek. Ona, çünkü o zaaftır. Onu zındıklar işletti mi,
artık o baş sevdasın siyasetten tut, mahalle muhtarına kadar evdeki karı koca, hatta evlenirken ben baş olacağım diye daha düğündeyken birbirlerine ayağını basma yarışı olur. Buca, baş olma sefası. Hey gidiyor. Ne kadar oldu? Şunları da okuyayım da ondan sonra saati sorayım. Şimdi sor. 45 dakikayı geçirmeyeceğim inşallah. Oldu mu yoksa? Kırk dakika. 5 dakika daha. Muhakeme. Şimdi bak Allah'a emanetler. İnsanın kıymet ve mahiyeti, bunu yaz yadıklarına. Bak, insanın kıymet ve mahiyeti zengin ve lüks giyinmektir. Altında jip, cebinde dolar desteleri olandır. Niye Türk parası yok? Sayfa kaç muhakemede? 127. Bir tane söyle diyor, dinleyen. Dedi ya, o dinliyorum, tam oraya gidiyorum diyor, odaklandım. Ya bu daha kadın deli ya diyor. Doğru söylüyor. Bak, insanın kıymet ve mahiyeti, mahiyet yazılı, himmetin nispetindedir, gayretin nispetindedir kıymet. Himmetin, yani gayretin derecesi nedir? Yani insanı gayrete getiren nedir yani? Maksat, bir maksadı olacak. İki, iştigal ettiği şeyin nispetindedir. Maksadı ne? Yani, maksadı o. Neyle iştigal ediyor? Bu adamın himmetini gösteriyor. Ben İslam'ı çok seviyorum. Milleti var ya kucaklıyorum. Bozulmaması için uğraşıyorum. Kahve çalıştırıyorsun lan. Yani iştigal ettiğine bak. Hem de insan teveccüh ve kastettiği şey de güya fena fil maksat oluyor. İnsan teveccüh ve kastettiği şey de fena oluyor. Adamı sıksan mesela Ömer ağzı sıktı, kaç kimse yok. Ömer'in hiç kimse yok. Ömer tava. Ya tam gitmesin de dava biraz da Ömer kalsın. Ama en güzeli o. Ama bunlar ne diyor? Güya fena fil maksat oluyor. Bunun gibi ifadeler iddia sahibi bir dava adamı olmanın üstün derecesini nazara verir. Evet, kendi hayatını, şahsi rahat ve menfaatını ve enaniyetini kendine gaye yapan kişinin çok basit kalabalığını bildiren, çok basit kalacağını bildiren Üstad Hazretleri şu hususa hasreten dikkati çeker. Der ki, herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatını düşünmemekle, menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle, mesela buna gündelik hayatta misal vereyim. Bu dolar savaşı var, ekonomi. Altın. Adam şimdi doları alıyor. Lan şimdi bu savaştır. Ha Çanakkale'ye gidiyorsun, ha dolar bırakıyorsun işte. Bu milleti köleleştirmek, eski hale getirmek için bir savaştır bu. Ha Çanakkale savaşını gidiyorsun, tamam mı? Mermi atanın, ha tüfeğine mermi koyuyorsun, mermi alıyorsun. Bu savaşa Amerika ile beraber oluyorsun. O noktadan bir bak bakalım. Kutbeşer, herkes nefsi nefsi demekle ve milleti menfaatını düşünmemekle, menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Bin adam hepsi ama tek tek kendisini düşünüyor. Bu tepecikte bin kişi var ama herkes kendisini düşünüyor. Onlar bir kişidir, bir. Çünkü bağlayan bir sebep yok. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Hazreti Ali'nin bir cümlesiyle şey yapayım, bak ustad ne dedi? Yani kimin himmeti, kimin gayesi, maksadı kendisi ise, yalnız nefsi ise o insan, insan değildir. Hazreti Ali'nin sözüyle şey yapayım, radiyallahu anh, Bulega kitabında yazıyor. Hazreti Ali de neticeye göre insanı değerlendiriyor. Diyor ki, kimin himmeti, gayesi, midesi ise onun değeri ondan çıktığı kadardır. O isim koyuyor, ben koymayacağım. O kadardır ona, nokta nokta kadardır.
himmeti gasimideyse çıktığı kadardır. Çıktığı şeydir diyor. Ha, usta bir de okuyayım. Herkes nefsi nefsi demekle ve milleti menfaatini düşünmemekle, menfaat-ı şahsiyesini düşünmekle bin adam, onların çokluklarına bakmayın. Bin kişi dayansa bir kişidir. Hükmünde sukut eder. Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil. Hutbe-i Şami 59. Canım kardeşim gel bir aşır oku. 45 dakika var. Artık dersleri indirdik. Gördünüz mü? Fatiha'yı o çeker. Devam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
تنهى. إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.